Gözlerimizi ışık geçirmez bir bant ile kapatsak, bir yıl boyunca böyle yaşayabileceğimiz bir sistem kursak tamamen zihnimizle yaşayabilir miyiz, yeni fikirler, yeni formüller üretebilir miyiz? Tamamen zihnimizle yaşayabiliriz de ne demek istiyor anlamıyorum çünkü gözlerimizi evet. kapattık ama başka onlarca daha duyumuz var yani onlardan veri gelmeye devam edecek. Dokunma duyumuz, tat, işitme, <laughs> denge ağrı, gıdıklanma, kaşıntı her türlü duyu gelmeye devam ediyor. Mesela gözleri uzun süre kapatarak, bildiğin sahte körlük yaratarak yapılan deneyler var. Bu deneylerde insanların görme duyusunun beyni akışı kesilirse neler olacağına bakılıyor. Bunu yapılmasının sebebi beynimize giden duyu verisinin çok büyük bir kısmı insan görsel bir canlı olduğu için gözlerden geliyor. Yani görsel bilgi. Beynin yaklaşık duysal olarak %70'ini meşgul eden bir duyu. Ve bundan dolayı onu kestik mi ne olacak diye bakıyorlar. İlginç şeyler oluyor. Bizim görme ile ilgili beyin kısmı kafanın arkasındaki oksipital korteks dediğimiz alan. O arka beyin bölgesi çok büyük bir arazi ve yani 7-8 katmanlı farklı görme alanları var orada. Ama siz görme bilgisini uzun süre kestiğinizde bu bölge işsiz kalıyor ya, yani şey gelmiyor görme verisi. Hemen komşu korteks alanlarının yürüttüğü işlevlerin buraya taştığını ve artık işlevsiz kalan görme korteksi alanlarının başka işlerde kullanmaya başlandığını görüyorsunuz. Bunun en çarpıcı sonuçlarından biri de her gün beyin görüntüleme çekimleri yapılarak izlenen bir grup denekte görülüyor. Bunların gözleri kapatılıyor ve bunlara Braille alfabesi öğretiliyor. Yani şu körlerin <laughs> parmaklarıyla okudukları alfabe var ya. Şimdi bu normalde siz gören birisi olarak işte kağıtta yazılı bir Braille yazısına dokunursanız parmağınızla bir şeyler hissedersiniz ama onu çok okuyabilme eğitiminiz de yoksa özellikle detaylarını çok anlayamazsınız. Çünkü parmağınızdan gelen veriler beyninizin en üst tarafındaki primer duyu korteksi dediğimiz bedenden gelen dokuma duyularını çözümleyen yere gönderilir. Normalde böyledir. Dolayısıyla işte masaya dokundum pürüzlü işte şuna dokundum soğuk sıcak falan diye algılamanızı sağlayan yer orası. Ama gözleri bantlanan ve 5-6 gün boyunca her gün braille alfabesi çalışan insanlarda 4-5 gün sonra ilginç bir şey oluyor. Beyin görüntülemesi yapıldığında bu insanlar parmaklarıyla bir şeye dokunuyorlar ve beyinlerin arka kısmı çalışmaya başlıyor artık üst kısmı değil. Burada olması gereken faaliyet arkaya geçiyor. Bu ne demek? Parmaklardan gelen veri çok daha yüksek çözünürlükte ve hiyerarşik işlemlemede uzman görme korteksine aktarılıyor. Tabiri caizse bu kişiler parmaklarıyla görmeye başlıyorlar artık. Anladığımız anlamda parmakla görme değil ama parmaklardan gelen dokunma verisinin çok detaylı çözümlemesinin yapıldığı yeni bir zihinsel durum söz konusu. Nasıl bir şey diye sorsanız ben de bilmiyorum bunu kimse hayal edemez. Çünkü bu çok içsel bir deneyim. Görme yetisini kaybetmiş insanlarda ya da doğuştan kör olanlarda Zaten zihin böyle çalışıyor ama biz de 5-6 gün hani gözümüzü bantlayacak olursak bir seneye bile gerek yok böyle bir değişim yaşıyoruz. Bütün duyuları kapatmak gibi bir şeyden bahsediyorsa arkadaşım onu tavsiye etmiyoruz. Hocam Öyle bir arkadaşımız şey mi? yazdı Hı. E, bir hayatta yeni bir şey deneyimlemeden kastediyormuş. Gözlerimizi bağlasak yeni hiçbir şey deneyimlemeden Evet. Mimkincisi bir şeyler üretmeye bir şey. devam edebilir miyiz diyor. Aslında cevap vermiş oldunuz. Diğer uyularla deneyimlemeye devam ediyoruz diye. Yani bir kere dış dünya sürekli çok kaotik bir şey olduğu için nereni kapatırsan kapat. iki deneyim asla aynı olmayacak. Yani bir nehirde iki kere yıkaramazsın var ya. Epiktetos muydu neydi? O hikaye yani hayat devamlı devindiği için bir kere siz zaten her şeyinizle aynı durum. Bir yıl sonra yeni bir şey algıladınız da artık siz mecbur değişmiş olacaksınız. Yani kanınız, vücudunuzu deveran etmiş olacak. Yeni eski hücreleriniz ölmüş yerine yenileri konmuş olacak. Yani dünya öyle sabit durulabilecek bir şey değil. Aman evde denemeyin. En iyisi kontrollü ve istediğimiz yönde adeta bir dalgada surf yaparcasına böyle değişimi yöneterek ondan keyif alarak değişmek ve dönüşmek anladım. Erdin değilmiş sonra ama Heraklitos'muş pardon. Epiktetos nereden çıktı? Epiktetos Heraklitos'un teyzesinin oğlu oradandır. Karıştırıyorum ben. Akraba kız tarafından onlar. <laughs>